Arkadaşlar merhabalar. Bugünlerde siyasette çok büyük hareketlilik var. Başta AK Parti CHP arasında yapılan görüşmeler ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapmış olduğu açıklama. Sinan Ateş'in, öldürülen Sinan Ateş'in eşinin farklı siyasi partilerle yaptığı görüşmeler siyasette gerçekten cadı kazanı mı kaynıyor? Ya da AK Parti CHP arasında yapılan bu görüşmeler neyin nesidir? Neden hızlandı bu trafik? Ve Özgür Özel ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan iki görüşmede ne konuştu? Gerçekten de konu sadece anayasa çalışması mı? Yeni anayasa için yapılan görüşme mi? Yoksa çok daha büyük bir şeye mi hazırlanıyor? Bu konularla ilgili sizlere derlediğim bilgileri, toparladığım bilgileri analiz eşliğinde vermek istiyorum. Şimdi değerli dostlar, daha önce de biraz bu konuya değindim. Dedim ki AK Parti ile CHP arasında yapılan görüşmeler esasında siyaset içerisinde normal sayılması gereken görüşmeler. Niye? Bugüne kadar herkes efendim kutuplaşıyoruz, ötekileştiriliyoruz vesaire filan diyor. Ama iş bu görüşmeye geldiğinde vay nasıl görüşürsünüz diye ortalık ayağa kalkıyor. Aslında siyasetin doğasında vardır. Yani birisi ana muhalefet partisi, birisi de iktidar partisi. Dolayısıyla bu iki parti arasında yapılacak görüşmeyi yadırgamak esasında İyi bir şey değil. Fakat tabii ki yıllara dayalı. Özellikle de iktidar kanadının evet bugüne kadar mesafeli davranması, ötekileştirme ve kutuplaştırmaya dönük söylemleri bunun şimdi bir haber değeri olduğunu gösteriyor. Yani yıllardan beri bu görüşme yapılmadı ve şimdi yapılıyor olması elbette bir haber niteliği taşıyor. Fakat ben bunun normal olduğunu düşünüyorum. Yani yapılması gereken. AK Parti bütün partilerle görüşmeli, CHP bütün partilerle görüşmeli, kaynaşmalılar. Halkta artık gerginlik olmasın. Çünkü halk bıktı, usandı. Siyasi kavgalar, siyasi çekişmeler dolayısıyla halka yansıyor. O yüzden halk şöyle bir rahat nefes almak istiyor. Ekonomik şartlarda daha iyi yaşamayı istiyor ve bu ülke için muhalefeti, iktidarı bir olup daha refah getirecek günlere doğru gitmesini istiyor. Ama şimdi durup dururken eniştem beni niye öptü meselesi de tabii ki gündemde ve bu söz de var. Şimdi burada mesele şu. Değerli dostlar, tabii ki iktidar 31 Mart yerel seçimlerinde çok ciddi yara aldı. Halk çok net mesaj verdi ama ben bu mesajın AK Parti tarafından alındığını zannetmiyorum. Çünkü şu ana kadar yapılan değişiklikler, yapılması gereken değişiklikler yapılmadı. Efendim işte ileriye erteledik, kongre var vesaire filan diye. Tabii ki onların iç işleri bizi ilgilendirmez. Ama halk çok net bir mesaj verdi. İlk kez yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Ve AK Parti çok büyük belediyeleri kaybetti. Çok önemli yerleri kaybetti. Muhafazakar insanların, AK Parti'ye yıllarca oy veren insanların yaşadığı yerlerde CHP birinci parti oldu. Şimdi bunun bir anlamı var. Ve dolayısıyla Sayın Erdoğan kamuoyunu çok iyi analiz eden ve çok iyi kamuoyunun nabzını tutan bir lider olarak bunu gördü. Ve gördü. Şimdi diyorlar ki işte zayıflayınca yumuşama gösteriyor. Dolayısıyla güçlü olduğunda işte herkese tepeden bakıyor ve CHP ile görüşmek istemiyor. Dolayısıyla da değerli dostlar şimdi güçsüz olduğu için ne yapıyor? Şimdi gidiyor efendim CHP ile görüşmeye çalışıyor. Bunun arkasında bana göre yeni anayasa çalışmasından çok daha büyük bir olay var. O da şu. Şimdi bazıları diyor ki efendim işte bu anayasayı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ikna edip Türkiye'yi küresel politikalara entegre etmek, Amerika'nın söylediği, Amerika'nın dediği her şeyi yapmak için bu tür bir görüşme yapıyor. İki, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi de çok enteresan çıkışlar yapıyor. Şöyle, mesela Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli dedi ki biz Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin işte birlikte hareket etmesine önem veriyoruz. Birlikte hareket etmesini destekliyoruz. Ya bu da enteresan bir çıkış. Şimdi iddia şu. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti bir olup yeni bir anayasa ve özellikle de işte Kürt sorunu dedikleri, bana göre asla Kürt sorunu yok, PKK sorunu var. Kürt sorununu da çözebilecek işte Türkiye'li bir anayasa, tırnak içerisinde söylüyorum, Türkiye'li bir anayasa, Türk kimliğini anayasadan çıkaracak bir anayasa, efendim işte küresel politikalara entegre olacak bir anayasa vesaire filan. İyi güzel de Allah aşkına şimdi böyle bir anayasa, böyle bir hedef için Milliyetçi Hareket Partisi'ni AK Parti dışlarsa mecliste böyle bir anayasanın çıkması olasılığı var mı? Çünkü mecliste bir anayasa değişikliğinin çıkabilmesi için 400 milletvekilinin evet demesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla asla AK Parti
Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu anlamda dışlamamalı, dışlayamaz. Şimdi diyeceksiniz İyi Parti var, işte Yeniden Refah Partisi var, efendim işte DEM Partisi var. Peki DEM Parti ile şu anda masaya oturursa AK Parti, AK Parti'nin kitlesi nasıl bir tepki verecek? Bir, iki, AK Parti'nin kitlesi artık eskisi gibi değil. AK Parti'nin kitlesi daha çok milliyetçi tarafa kaymış gözüküyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylediklerini daha itibar edecek, söylediklerine daha itibar edecek ve onunla hareket edebilecek bir noktaya geldi. O yüzden AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi'ni dışarıda bırakacak bir hamle yapacağını zannetmiyorum. Bunu diyenler öne neyi sürüyor? Sinan Ateş cinayetini öne sürüyor. Diyorlar ki bakın işte Sinan Ateş'in eşi Sayın Erdoğan'la görüştü, külliyeye çıktı ve dolayısıyla Sayın Erdoğan da çözme çok affedersiniz bu sorunu çözme sözü verdi. Dolayısıyla bu böyle dolaylı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir mesaj, Sayın Bahçeli'ye bir mesaj olarak gözüküyor diyorlar. Ama dediğim gibi yani çok önemli bir meselede hele hele Türklük kelimesinin çıkarılması, işte ilk dört maddenin anayasadan tartışılmaya açılması ve özellikle Güneydoğu'yla ilgili bir takım çalışmalara Milliyetçi Hareket Partisi'ni ikna etmeden ben böyle bir anayasanın yapılacağına ihtimal vermiyorum. Ve dolayısıyla en büyük direnci de Milliyetçi Hareket Partisi'nin göstereceğini umuyorum. Şimdi gelelim çok daha büyük parçaların, çok daha büyük olayların hazırlanmasına. Bana göre bu çalışma iç kamuoyunu tahkim etme, içerideki gerginliği azaltma, birlik ve beraberliği sağlama ya dönük atılmış adımlar olarak görüyorum. Evet, bunun içerisinde anayasa çalışması da var. Tekrar altını çiziyorum ki çok özür dilerim. Tekrar altını çiziyorum ki bakın ben de bir anayasa, sivil anayasa yapılması taraftarıyım. Ama Türkiye'li bir anayasa değil, bir Türk kimliği üzerinden yeni bir anayasa. Çünkü sivil anayasa çok önemli. Bugüne kadar Osmanlı İmparatorluğu da dahil 5 tane anayasa yapılmış. Bu 5 tane anayasada darbeler sonrası yapılmış. Yani siviller oturup bir anayasa yapmayı becerememişler. O yüzden halkın talepleri, sivil toplum kuruluşlarının talepleri, kurum ve kuruluşların talepleri alınarak Türk kimliğine, Türk milletine uygun yepyeni bir sivil anayasanın yapılmasını herkes arzu ediyor. Ama gizli ajandası olan varsa ve bunu milletten saklıyorsa emin olun o sakladıklarına da yaptığı görüşmelere de pişman olacaklardır. Şimdi böyle bir ortamda gizli saklı gizli saklı bir anayasanın yapılması ve daha sonra Türkiye'nin denildiği gibi işte küresel politikalara entegre edilmek için böyle bir anayasa yaparsa bu iktidar seçime gitmeyecek mi? Hadi diyelim ki mecliste o 400 çoğunluğu buldular. Peki seçimlerde ne olur? Ve millet buna evet demez. O yüzden gizli ajandaları varsa baştan tabii ki herkes karşı. Ben de karşıyım. Ama bu bana göre çok daha büyük bir olaya hazırlık. O da şu. Değerli dostlar, ister görün, ister görmeyin. Dünya bir savaşa gidiyor. Bakın Ukrayna-Rusya savaşı üzerinden küresel bir savaşın tüm doneleri yapıldı, doneleri oluşturuldu. Şartlar oluşturuldu. Bugünkü şartlar emin olun Birinci Dünya Savaşı'ndan da İkinci Dünya Savaşı'ndan da şartlarından daha olgunlaştı. NATO harıl harıl tatbikatlar yapıyor. Nerede? Baltık ülkelerine yani Rusya'nın çevresinde. Ve açık ne şekilde NATO üst düzey yetkilileri bu tatbikatların hedefinin Rusya olduğunu net olarak söylüyorlar. Bunu anlamayan, bunu yorumlayamayan ben analizlere şaşıyorum, analistlere şaşıyorum. Çok öksürdüm, kusura bakmayın ya. Şimdi bugün yeni yapılan bir açıklama. Mesela NATO 300 bin askerle bir şeyler deniyor. Bakın ve nükleer, Avrupa'daki nükleer başlıklarını yeniliyor. Modern hale getiriyor, hazır hale getiriyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye arkadaşlar. Yani Türkiye, İtalya, Türkiye, Hollanda, Belçika, Almanya'da NATO'nun nükleer silahları var. Bunlar şu anda harıl harıl aktif hale getiriliyor. Yani çalışıp çalışmadığı test ediliyor. Neye hazırlık yapıyorlar? Büyük bir savaşa. Peki savaş olursa Allah korusun yani Türkiye'de NATO ile birlikte savaşa girmeyecek mi? Girecek. Bu savaşa girilirken iç cephenin sağlam olması gerekir. Tahkim edilmesi gerekir. En büyük silah birlik ve beraberlik. Ben daha çok bu konuyla ilgili görüşmeler yapıldığını düşünüyorum. Şayet diğer bir sorun da şu. Bakın güneyimizde Suriye'nin kuzeyinde bir PKK-YPG terör devleti kuruluyor. Bunu sık sık gündeme getirmek lazım. Bunu özellikle Amerika bilerek, isteyerek bunu devletleştirmek istiyor.
Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz seçim yapılacaktı. Türkiye'nin çok büyük hamlesi ve Türkiye'nin çok büyük tepkisiyle karşılaşınca ertelendi. Belirsiz bir süreye ertelendi. Şimdi Sayın Hakan Fidan'ın lütfen dış politikadaki ziyaretlerine dikkat edin. Çin'e gitti. Çin'de çeşitli görüşmeler yaptı ve orada BRICS üzerinden çok önemli mesajlar verdi. Yani ekseni değiştirebiliriz. ABD Batı İttifakı eksenini Avrasya İttifakı'na çevirebiliriz mesajı verdi. Bunun hemen sonrasında ne oldu? Efendim işte F-16 modernizasyonu ve Amerika Türkiye arasındaki F-16 anlaşması devreye girdi. Alelacele imzalar atıldı. Sonra Sayın Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Bakın Rusya mevkidaşı olmamasına rağmen Putin'le görüştü ve çok önemli mesajlar verdi. Putin de Türkiye'nin ne kadar güvenilir bir ülke olduğunu vesaire filan ve özellikle de Hakan Fidan'ın Rusya Türkiye ilişkilerine çok önem verdiğini vurgulaması. Burada net olarak mesaj veriliyor. Dolayısıyla bana göre burada Türkiye bir karar vermek zorunda ve bu kararı verirken bu ana muhalefet partisiyle de bunun istişare edilmesi. Dikkat edin, bütün konuşmalar basına açık değil. Yani özel konuşulduğunu düşünüyorum. Ve bunu Sayın Özgür Özel'e net olarak Sayın Cumhurbaşkanı elindeki istihbarat bilgileriyle verdiğini düşünüyorum ki MHP bunu destekliyor, bu görüşmeleri destekliyor. Ve bugüne kadar da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazıları dediği gibi efendim tuzak kuruluyor. İşte Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti ayrılacak diye bakılıyor. Böyle bunun altyapısı oluşturuluyor. Belki birileri bunu istiyor olabilir. Ama ben şunu söylüyorum. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ile yolları ayıracak bir hamleyi yapacağını düşünmüyorum. Çünkü eğer böyle bir durumda emin olun AK Parti ile CHP bir araya gelirse sadece ne anayasayı çıkarabilirler ne de iç kamuoyunu birleştirebilirler. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi önemli. Her ne kadar şimdi az oy aldı, şu kadar oy aldı falan bunu asla düşünmeyin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok devlette karşılığı olan ve devlette kadrosu olan ve özellikle Sayın Bahçeli'nin etkisinin büyük olduğunu asla şey yapmayın, yadırgamayın ve bunu da aklınızdan çıkarmayın. O yüzden AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'ni dışarıda bırakacak bir projeye yöneleceğine ihtimal vermiyorum. Bu dediğim gibi çok daha büyük bir olayın, çok daha büyük bir hamlenin atılımı ve hem güneyimizde hem de Karadeniz'de, kuzeyimizde meydana gelen olaylar nedeniyle böyle geniş çaplı bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Yakında diğer partilerle mesela Meral Akşener, Sayın Erdoğan görüşmesi. Bundan sonra başka görüşmeler de olabilir. Dolayısıyla bu Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin sağlanması ve topluma birlik mesajının verilmesi için yapılan bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ama eğer gerçekten denildiği gibi küresel bir anayasa, efendim işte Türkiye'li bir anayasa, işte Türk kimliğinin çıkarılması, Güneydoğu'da bazı olaylara ya da işte öne şeylere ve ilkelere yer verilmesi. Yani orada özellikli işte vilayetli falan bu tür söylemlere hiç girmek istemiyorum ki. Bunları yapacak bir parti iktidarda olamaz. Kimse kusura bakmasın. Bu ülke öyle sahipsiz bir ülke değil. Ben buna ihtimal vermiyorum ve yapılırsa da hep birlikte ben de dahil karşılarında olacağımızı da ifade edelim. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.